14. lem'anın ikinci makamı. Makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. İhtar. Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maalesef şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan dediğim vakit, nefsimi murat ediyorum. Bu ders, kendi nefsime has iken, ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar istifade olur niyetiyle 14. lem'anın ikinci makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri, kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki, Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki, Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyet-i camiasının simasındaki letaif-i ref'et ve dekaik-i şefkat ve şuaat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-i rahimiyettir ki, Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek, Bismillahirrahmanirrahim, sayfi alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim, yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüshay-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. İkinci sır. Kur'an-ı mucizül beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden, vahidiyet içinde ukulu boğmamak için, daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela, nasıl ki güneş, ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan, güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor ve her parlak şey, güneşi bütün sıfatı ile kabiliyetine göre gösterdiği gibi, güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi, umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَالَى temsilde hata olmasın, ehadiyet ve samediyet-i ilahiyye, her bir şeyde, hususan zihayatta, hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi, vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi, mevcudat ile alakadar her bir ismi
bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulu boğmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sikke-i ahadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim ukdesini irae eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Üçüncü sır. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bilmüşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bilbedahe yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bilbedahe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi, bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmüşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedahe rahmettir. Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikat-ı mahbubedir, Bismillahirrahmanirrahim de, o hakikata yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul ve o sultan-ı ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuaatiyle o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Evet, kainatın envaını hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün hacatına kemal-i intizam ve inayet ile koşturmak bilbedahe iki haletten birisidir. Ya kainatın her bir nev'i kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intac ediyor. İnsan gibi bir aciz-i mutlakta en kuvvetli bir sultan-ı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir-i mutlakın ilmi ile bu muavenet oluyor. Demek kainatın envaı insanı tanıyor değil, belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen, muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir ve kat'iyen anla ki senin gibi zayıf-i mutlak, aciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fani, küçük bir mahluka koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-ı rahmettir. Elbette böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de, o rahmetin vüsulüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş kadar zahirdir. Çünkü nasıl merkezi bir nakış, her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor. Öyle de bu kainatın daire-i kübrasında binbir ismi ilahinin cilvesinden uzanan nurani atkılar, kainat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatem-i rahimiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatem-i inayeti nesç ediyor ki güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Evet, şems ve kameri, anasır ve maadini,
nebatat ve hayvanatı, bir nakş-ı azamın atkı ipleri gibi, o binbir isimlerin şualarıyla tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakârâne şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevil hayatı, hayat-ı insaniyeye musahhar eden ve ondan rububiyet-i ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhar eden o Rahman-ı Zülcemal, elbette kendi istinâ-i mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan! Eğer insan isen, Bismillahirrahmanirrahim de, o şefaatçiyi bul. Evet, zeminde 400.000 muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın taifelerini, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine kemal-i intizam ile, hikmet ve inayet ile terbiye ve idare eden ve küre-i arzın simasında hatem-i ehadiyeti vaz eden, bilbedahe, belki bilmüşahede rahmettir ve o rahmetin vücudu, bu küre-i arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar kat'î olduğu gibi, o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatem-i rahmet ve sikke-i ehadiyet bulunduğu gibi, insanın mahiyet-i maneviyesinin simasında dahi öyle bir sikke-i rahmet vardır ki, küre-i arz simasındaki sikke-i merhamet ve kainat simasındaki sikke-i uzma-i rahmetten daha aşağı değil. Adeta binbir ismin cilvesinin bir nokta-i mihrakiyesi hükmünde bir camiiyeti var. Ey insan! Hiç mümkün müdür ki, sana bu simayı veren, o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hatem-i ehadiyeti vaz eden zat, seni başıboş bıraksın, sana ehemmiyet vermesin, senin harekatına dikkat etmesin, sana müteveccih olan bütün kainatı abes yapsın, hilkat şeceresini, meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın. Hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir vecihle noksaniyeti olmayan, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar ettirsin. Haşa! Ey insan! Bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. O miraç, Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve bu miraç ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 114 surelerinin başlarına ve hem bütün mübarek kitapların iptidalarına ve umum mübarek işlerin mebdelerine bak ve besmelenin azameti kadrine en kat'î bir hüccet şudur ki, İmam-ı Şafii radıyallahu anh gibi çok büyük müçtehitler demişler, besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Dördüncü sır. Hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi, hitab-ı İyyâke na'budu demekle herkese kâfi gelmiyor. Fikir dağılıyor, mecmuundaki vahdet arkasında zât-ı ehadiyeti mülahaza edip, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in demeye, küre-i arz vüs'atinde bir kalp bulunmak lazım geliyor. Ve bu sırra binaen, cüz'iyatta zahir bir surette sikke-i ehadiyeti gösterdiği gibi, her bir nevide sikke-i ehadiyeti göstermek ve zât-ı ehadi mülahaza ettirmek için hatem-i rahmaniyet içinde bir sikke-i ehadiyeti gösteriyor. Ta külfetsiz herkes her mertebede İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'in deyip doğrudan doğruya zât-ı akdese hitap ederek müteveccih olsun. İşte Kur'an-ı Hakîm bu sırr-ı azîmi ifade içindir ki, kainatın daire-i azamından, mesela semavat ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit, birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüz'iden bahseder. Ta ki
zahir bir surette hatem-i ehadiyeti göstersin. Mesela hilkat-ı semavat ve arzdan bahsi içinde hilkat-ı insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaik-i nimet ve hikmetten bahis açar. Ta ki fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun. Mesela وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Ayeti, mezkür hakikatı mucizane bir surette gösteriyor. Evet, hadsiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette vahdet sikkeleri, mütedahil daireler gibi en büyüğünden en küçük sikkeye kadar envaı ve mertebeleri vardır. Fakat o vahdet ne kadar olsa, yine kesret içinde bir vahdettir. Hakiki hitabı tam temin edemiyor. Onun için, vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lazımdır. Ta ki, kesreti hatıra getirmesin, doğrudan doğruya zat-ı akdese karşı kalbe yol açsın. Hem sikke-i ehadiyete nazarları çevirmek ve kalpleri celbetmek için, o sikke-i ehadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halavet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki zişurun nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine isal eder ve zat-ı ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'in'deki hakiki hitaba mazhar eder. İşte Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle bu mezkür sırr-ı azimin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir ve bu tercümanı konuşturan esrar-ı rahmeti öğrenir ve envar-ı rahimiyeti ve şefkati görür. 5. sır. Bir hadis-i şerifte varit olmuş ki اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلٰى سُورَةِ الرَّحْمَانِ اَوْ كَمَا قَالْ Bu hadisi, bir kısım ehli tarikat, akaid-i imaniyeye münasip düşmeyen acip bir tarzda tefsir etmişler. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk, insanın sima-i manevisine bir suret-i rahman nazarıyla bakmışlar. Ehli tarikatın ekserinde sekir, ehli aşkın çoğunda istirak ve iltibas olduğundan, hakikate muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Fakat aklı başında olanlar, fikren onların esas-ı akaide münafi olan manalarını kabul edemez. Etse hata eder. Evet, bütün kainatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eden zat-ı akdes-i ilahinin şeriki, naziri, zıddı, niddi olmadığı gibi leyse kemitlihi şey'un ve huve semî'ul basîr sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Fakat وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ sırrıyla, mesel ve temsil ile şuunatına ve sıfat ve esmasına bakılır. Demek mesel ve temsil, şuunat noktayı nazarında vardır. Şu mezkür hadis-i şerifin çok makasıdından birisi şudur ki, insan, ismi Rahman'ı tamamiyle gösterir bir surettedir. Evet, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, kainatın simasında binbir ismin şualarından tezahür eden ismi Rahman göründüğü gibi, zemin yüzünün simasında rububiyet-i mutlakayı ilahiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ismi Rahman gösterildiği gibi, insanın sureti camiasında küçük bir mikyasta zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o ismi Rahman'ın cilve-i etemmini gösterir demektir. Hem işarettir ki, Zat-ı Rahman-ı Rahim'in delilleri ve ayneleri olan zihayat ve insan gibi mazharlar,
o kadar o zat-ı vacibül vücuda delaletleri kat'î ve vazıh ve zahirdir ki, güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletinin vuzuhuna işareten, o ayna güneştir denildiği vakit, insanda sureti Rahman var vuzuhu delaletine ve kemal-i münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ve ehli vahdetül vücudun mutedil kısmı, la mevcude illahu, bu sırra binaen, bu delaletin vuzuhuna ve bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler. Allahümme ya Rahmanu ya Rahim, bihakkı bismillahirrahmanirrahim, irhamna kema yeliku bi rahimiyyetike, ve fehhimna esrara bismillahirrahmanirrahim, kema yeliku bi rahmaniyyetike. Amin. 6. sır. Ey hadsiz, acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan! Rahmet ne kadar kıymettar bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki, o rahmet öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki, yıldızlarla zerrat beraber olarak, kemal-i intizam ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar. Ve o Zat-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istinay-ı zatisi var. Ve istinay-ı mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir ganiyyi alel ıtlaktır. Ve bütün kainat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte, celaline karşı tezellüldedir. İşte rahmet seni ey insan, o müstani alel ıtlakın ve sultanı sermediğinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun, çok uzaksın, hiçbir cihetle yanaşamıyorsun. Fakat güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin aynen vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de o zat-ı akdese ve o şems-i ezel ve ebede biz çendan nihayetsiz uzağız, yanaşamayız. Fakat onun ziyai rahmeti onu bize yakın ediyor. İşte ey insan, bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir hazineyi nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi, rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en belî bir lisanı ve dellalı olan ve rahmeten lil âlemîn unvanıyla Kur'an'da tesmiye edilen Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'ın sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve bu rahmeten lil âlemîn olan rahmet-i mücessemeye vesile ise salavattır. Evet, salavatın manası rahmettir. Ve o zihayat mücessem rahmete, rahmet duası olan salavat ise, o rahmeten lil âleminin vüsûlüne vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine, o rahmeten lil âlemine vesile yap ve o zatı da rahmet-i rahmana vesile ittihaz et. Umum ümmetin rahmeten lil âlemin olan aleyhissalâtu vesselâm hakkında, hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat getirmeleri, rahmet ne kadar kıymettar bir hediye-i ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder. Elhasıl, hazine-i rahmetin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı, Zat-ı Ahmediyye aleyhissalâtu vesselâm olduğu gibi, en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve en kolay bir anahtarı da salavattır. Allahümme bihakkı esrar-ı bismillahirrahmanirrahim, salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemin, kemâ yelîku bi rahmetike ve bi hurmetihi ve ala âlihi ve ashabihi ecma'in. Verhamnâ rahmeten tuğnînâ biha an rahmeti men sivâke min halkik. Amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم